Bilgisayar başında olan kardeşlerimize bilgi verelim. Sohbete başlamak için bilgisayarı açtığımızda bilgisayar otomatik olarak güncellemeye girdi. Durduramadık da elimizde olmayan sebeplerden otomatik olarak. Daha yeni açıldı ancak sohbetin birinci bölümünü daha geçe kalmayalım diye biz başlatmıştık. Birinci bölüm bitti, şimdi ikinci bölüme başlayacağız. Kısmet olursa birinci bölümü sesli olarak Facebook mu nereye yükleniyor? YouTube, Facebook yüklemeye çalışacağız oraya. Oradan dinleyebilirsiniz. Kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim. Sohbet mevzu bilindiği gibi Mesnevi Şerif. Siz girmediniz galiba. Ben girmedim bu sefer. Tamam da. Evet, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sohbet mevzu Mesnevi Şerif, Ahmet Avni Konuk Şerhi. 5. cilt, başlayacağımız yer 635. sayfa ve 2398. beyt. Orada kalmıştık. Yolumuza devam edelim. Neydi bu akşam? 28.02.2018 Çarşamba akşamıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun nurunu bilirsin ki hayvan dahi gördü. Böyle olunca niçin bana Adem üzerine kerremna olsun? O vücudu mutlakın nuru olan mezahiri ve eşyayı bilirsin ki bunları hayvan dahi gördü ve kendi idraki kadar bildi. Şimdi eğer ben şems-i hakikinin hayvanlar gibi yalnız nur makusunu görüp hicapsız olan kendini görmezsem hayvanlar üzerine efdaliyetim ve mükerremiyetim nasıl sabit olur? Ve bu halim ile beni Adem addedip İsra 17'ye 70 sezvilla ve lekad kerremna beni Adem'e, yani biz beni Adem'i mükerrem kıldık ayet-i kerimesinin manayı münifinden hissem ve nasibim niçin olsun, neden olsun yani. Evet, tekrar başa dönelim, bir daha tekrar edelim. Bu vücudu mutlakın nuru olan mezahir, yani mutlak vücudun nuru olan, yani zuhura gelmiş olan bu gördüğümüz mezahir, yani bütün zahirde olanlar ve eşya, mezahir zahirde olan ve eşya şeiyet, bilirsin ki bunları hayvan dahi gördü. Yani hayvan da baktığı zaman eşyaları da gördü, insanları da gördü, her şeyi gördü. Gördü de acaba idrak etti mi? Ayrı mesele. Ama gördü. Hayvanlar dahi gördü ve kendi idraki kadar bildi. Çünkü onların da kendilerine göre ayırma hisleri var, özellikleri var. İşlerine yarayanları alıyorlar, yaramayanları almıyorlar. Demek ki kendi idraki kadar, yaşantısına yetecek kadar bu alemde her şeyi bildi. Şimdi eğer ben şems-i hakikinin, yani ilahi güneşin, hakiki güneşin hayvanlar gibi yalnız nur makusunu görüp, yani eşyayı gördü, gökleri gördü, yerleri gördü, insanları gördü, nur makusunu görüp, yani akseden maddeleşmiş ruhunu görüp, yani bize göre maddeleşmiş ruhunu görüp, hicapsız olan kendini görmezsem, yani perdesiz olan Allah'ın kendisini görmezsem,
hayvanlar üzerine efdaliyetim ve mükerremiyetim nasıl sabit olur? Güzel mi? Çok. Yenir mi kolay kolay? Yenmez. Ama yenir. İrfan ehli isek yiyebiliriz. Yerken demekten kasıt. İdrak kadar. Nimet olarak yeriz. Yiyecek İdrak olarak yeriz. Yani. İdrak olarak yeriz. Tekrar. Biraz başa alın da tekrar. Birkaç tekrar yapmadan olmuyor. Hani bir tahtayı keserken bile evvela bir tırt diye oraya işaret vurulur. Kaymasın sağa sola doğru. Çivi çakılacak ya makapla delik delinecekse evvela oraya bir nokta atılır. Ucu oraya değdiği zaman oradan artık girer içeriye kaymaz. İşte bu kılavuz olur ha sonra. İşte bu tekrarlar da o manadadır. Bir defa okursak makabı sert bir yere tutmuş da fızız diye başka yere kaydırmış. Başka yerden delik açılmış olur ve o sürttüğü yerde de harap baştırır orasını bozar. Onun için biraz işte yavaş yavaş makabı tutmak gerekiyor ki demin sohbet oldu. Gönül pencerelerimizin duvarları kırılsın evvela açalım da oradan içeriye manzara aksetsin. Eğer sen şems-i hakikinin hayvanlar gibi yalnız nur makusunu görüp hayvanlar da görüyor aynı şeyi baktığı zaman hayvanın önüne bir sıcak bir şey getir hissediyor uzaklaşıyor ondan. Zararlı bir şey sopa gibi bir şey göster onun ilgileniyor ya kendisini korumaya kalkıyor korumaya tedbir alıyor veyahut da kaçıp gidiyor. Yani bu alemin suretini hayvanlar da görüyor. Eğer şems-i hakikinin yani ilahi güneşin, hakkın varlığının hayvanlar gibi yalnız nur makusunu görüp hicapsız olan kendini görmezsem, burada sen diye karşı tarafa atmıyor, bakın kendi aziyetini ifade ediyor. Yani ben böyle olursam, başkasını hakaret manasında yahut idrak ilim tavsiye manasında bir şey demiyor. Kendini görmezsem, ben görmezsem hayvanlar üzerine olan efdaliyetim, yani hayvanlar üzerine olan benim yüksekliğim neye yarar? İnsana ne diyorlar? Hayvanın natık evvela konuşan hayvan. Yani diğer insanlardan üstün olduğumuz gibi tarafımız, fiziki manada üstünlüğümüz, konuşmamızın fazla olması. Eğer kendimizdeki ilahi hakikati ve nefahtü fî min ruhi ve nur Muhammediyi bilmiyorsak eğer, bu üstünlüğümüz üstünlük sayılmaz. Anlaşıldı mı? Bu aynı mertebenin kendi arasında bir üstünüdür, yani konuşma kabiliyetidir. Ama hakkın indinde üstünlük vasfı olmaz. Anlaşılıyor mu? Yani ne kadar biz kendi kendimize biz hayvanlardan üstünüz diye desek de bu üstünlük fiziki manada, mekanik manada bir üstünlüktür. Hakikati, idraki, nuraniyeti ve ruhaniyeti, letafeti yönüyle bir üstünlük değildir. Onu belirtiyor bakın. Hayvanlar gibi yalnız nur makusunu görüp hicapsız olan kendini görmezsem hayvanlar üzerine efdaliyetim ve mükerremiyetim nasıl sabit olur? Çünkü Cenab-ı Hak insanları mükerrem olarak halketti. Halketme namzedi yaptı aslında. Halketti, içine koydu ama namzet olarak bıraktı. Neden? İçindekini çıkaranlar oraya vasıl olmuş oldu. Çıkaramayanlar yine namzetlikte kaldı. Bunu idrak etmediğinden de suçlu oldu. Gelene berhum edal oldu. Yani hayvanlardan da daha aşağıda oldu. Neden? Kendine verilen hakikatleri yerinde kullanmadığı için, kullanamadığı için hayvanlar bununla mükellef olmadıklarından dolayı hayvanlardan da aşağı düşmüş oldu. Bu halim ile beni Adem addedip
sezüle veleket kerremna beni Adem'e 17'ye 70 yani biz beni Adem'i mükerrem kıldık. Ayet-i kerimesinin manayı münifinden hissem ve nasibim niçin olsun? Yani ben bundan nasıl nasiplenirim? Eğer hayvanlar gibi bu aleme bakmışsam, onların gördüğü gibi görmüşsem, nur-u ilahiyeyi perdeli olarak görmüşsem veya onun hiç farkında olmamışsam, gönül aynamı parlatmamışsam, gönlümden bir can, bir pencere açmamışsam, onlardan ne farkım olur ve bundan nasıl ben hisseyab olabilirim? Nasıl bundan nasıl deniyor? İdraken fayda sağlayabilirim. Ne kadar güzel. Nur içine gark olarak güneş gibiyim. Kendimi nurdan fark etmeyi bilmiyorum. Bu beyti şerif Davut Aleyhisselam'ın lisanından olup bir cümle enbiya ve kümmeli evliyanın ahvaline şamildir. Ben fenai mahz içindeyim ve şemsi hakikatte faniyim. Onun nuruna müstarakım, güneş gibiyim. Alemi zulümatı nurlara gark ederim. Binaenaleyh ben kendimi nurun zatından fark edecek bir halde değilim diye bir başka yönde kendisine dönüp bakıyor. Şimdi oraya da biraz tekrar edelim giden. Bu beyt-i şerif Davut Aleyhisselam lisanından olup bir cümle enbiya ve kümel evliyanın yani kamil evliyanın haline şamildir. Ben fenai mahz içindeyim. Mahz gerçek manada o şeyin aslı, hakikatidir. Ben hakiki bir fani halindeyim. Hakta fani olmuş durumdayım. Ve şemsi hakikatte faniyim. Hakkın nurunda da faniyim. Yani hakkın nuru beni ihata etmiş, ben onda fani olmuşum. Onun nuruna müstarakım, gark olmuşum. Güneş gibiyim. Alim zulümatı nurlara gark ederim. Binaenaleyh ben kendimi nurun zatından fark edecek bir halde değilim. Yani burada fena fillah'tan bahsetmekte. Mutlak manada hakta fani olanın halinden bahsetmekte. Namaz ve o halvet tarafına gitmem muhakkak halka yol talimi içindir. Bu beyandaki izahat 2391 numaralı beyt-i şerifte geçti. 2391 bir evvelki bölümde geçmişti ya bu 92 90 91 oradan başlamıştık zaten. Orada geçti diye oraya bakılabilir. Bu cihan doğru olmak için eğri koyarım. Ey pehlivan, huda harbi bu olur. Enbiya ve onların varisleri olan ehas-ı evliya haddi zatında daimi namaz ve halvet içindedirler. Şimdi bu uzunca bir sayfa, bir hayli de mevzular var. İnşallah bitiririz. Daimi namaz ve halvet içindedirler. Namazdadırlar çünkü veçh-i hak hiçbir zaman nazarlarından gaip değildir. Halvettedirler çünkü vücudat-ı izafiye nazarlarında ademdir. İzafi vücut nazarlarında yok hükmündedir. Yani adem der ya, adem değil, edem, yokluk manasına. Ve zahir olan ancak haktır. Binaenaleyh halktan halvettedirler.
Yani halktan uzaktadırlar. Halkın arasındadırlar ama halktan uzaktadırlar. Bu da halvettedirler manasındadır. Hal böyleyken esrar-ı fakire muttali olmak için Davud Aleyhisselam'ın mühlet istemesi ve namaz ve halvete gitmesi halinin hakikatine nazaran eğri bir hareket idi. Fakat bu eğri hareketi halka talim için yaptı ve bu eğri hareket bir hud'a ve mekir harbi oldu. Yani hile ve nedir o? Bozgunculuk hakikati, mekir harbi oldu. Biraz zor. Tekrar baştan alalım, bölüm bölüm okuyalım. Şimdi enbiya ve onların varisleri olan has olan evliya hadd-ı zatında daimi namaz ve halvet içindedirler. Namazdadırlar çünkü veçi hakkı hiçbir zaman nazarlarından gayip değildir. Yani hakkın veçi nereye baksam feynama tüvellü feseme veçullah'ta olduğu gibi nereye baksan hakkın veçi oradadır. O halde hakkın veçhini müşahede eden kimseler veçi hak hiçbir zaman nazarlarından gayip değildir. O zaman namazdadırlar. Halvettedirler ayrıca. Çünkü vücudat-ı izafiye nazarlarında ademdir. Yani izafi vücut diye bir şey yoktur kendi anlayışlarında. Ve zahir olan ancak haktır. Yani eşyaya baktıkları zaman onu hak olarak görürler. Halk olarak görmezler. Binaenaleyh halktan halvettedirler. Yani bu şekilde halkın içerisinde de olsalar ama halkı hak gördüklerinden kendi bünyelerinde halvettedirler. Hal böyleyken esrarı fakire muttali olmak için Davud Aleyhisselam'ın mühlet istemesi, yani Davud Aleyhisselam da hakkın arasında hakla ünsiyet halindeydi. Daimi olarak namaz ve halvetteydi Davud Aleyhisselam da zaten. Peki asli itibariyle böyle olmakla birlikte niye ben namaza gideyim, halvete gireyim, namaza başlayayım orada, namaza durayım da oradan bana ilham gelsin diye niye söyledi bunu diyor. Zaten onlar halvette ve namazda, daimi namazda. Onu izah ediyor. Bakın çok büyük irfaniyet, ilmi ilahiye ve yaşam tatbikatı belirtiliyor. Bunları anlamak için demin bahsedildiği gibi gönül penceresinin mutlaka açık olması lazım. Çünkü sonsuz ilmi ilahiyeden gönül alemine bunların akışı olacak ki orada feyzi nüma bulsunlar, feyizleri gelişsin, neşv-i nema bulsunlar ve hayata dahil olsun, idrak hayatımızda da faaliyete geçsin. Hal böyleyken esrar-ı fakire muttali, yani fakir esrarına ulaşmak için, ittila etmek için, muttali olmak için Davud Aleyhisselam'ın mühlet istemesi ve namaz ve halvete gitmesi halinin hakikatine nazaran eğri bir hareket idi. Yani Davud Aleyhisselam'ın böyle bir talep ile izin istemesi yahut zaman istemesi o davacılardan, yani birisi davacı, birisi dava edilendi. Dedi ya sizin davanızı halletmek için bana biraz mühlet edin, namaza ve halvete çekileyim. Ama aslında peygamberin hazıratı zaten hep halvette ve namazdadır. Peki onu niye istedi o zaman? Bu hakikatlere nazaran eğri bir hareket idi. Bunu istemesine gerek yoktu. Manada kendisi itibariyle diyor. Fakat bu eğri hareketi halka
talim için yaptı diyor. Ve bu eğri hareket bir hud'a ve mekir harbi oldu. Yani bunun üzerinde işte bu konuşmalar hud'a, mekir, hileli oldu. Yalnız buradaki hile beşeri manada bir hile değil. İlmi manada iki hali de ortaya beyan etmek için, göstermek içindi. Şimdi devam ediyoruz. Malum olsun ki enbiya kendi mertebeleriyle zahir olsalar halk onlardan istifade edemez. Yani yukarıda bahsettiği gibi salat-ı daimun üzere olan bir kimseyle halk irtibat kuramaz. Ayrıca halvette girmiş olsalar yine irtibat kuramazlar. Zira her bir istidadın bu mertebenin hakaik ve marifine ve muamelatına tahammülü yoktur. Bunun en açık ve en kolay anlaşılacak şekilde olan ifadesi Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın yaşantılarıdır. Ki bu çok basit bir haldir. Basit derken küçüklük manasında değil, kolay anlaşılabilir bir misal olduğu için basit diyorum. Zira her bir istidadın bu mertebenin hakaik ve marifine ve muamelatına tahammülü yoktur. Onun için Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri, yani mealen okuyoruz, biz maşir-i enbiya nasın mertebelerine inmekliğimiz ve onların akılları miktarı üzerine söylemekliğimiz ile emrolunduk. Hani peygamberimizin hadis-i şerif vardır ya, insanlara akılları kadar konuşunuz. Nasıldı? Kelli münnas, evet. Ala kaderi ukuluhum, bu hakikat üzere. Yani peygamberler kendi bildikleriyle, kendi mertebeleri itibariyle ortaya çıkıp yaşamış olsalar insanlara numune olamazlardı. Çünkü onların yaşantıları bizim akıllarımızın ereceği şekilde bir yaşantı değildir. Geldikleri şeriat hükümleri halkın yaşamına uygun olması için kurulan sistemdir. Peygamberlerin kendi hakikatleri itibariyle olan haline göre değil. İşte hile ve mekir dediği bu aslında. Ama bu hile ve mekir basit manada, beşeri manada nefs-i emmarenin hile ve mekri değil. Ve mekeru mekerullah, Allah ha hile yaparlar, hayrul makirin, Allah hile yapıcıların hayırlısıdır diye bu hilelerden bahsediyor. Hakka celbetmek için. Ha, celbetmek için kolaylaştırma hileleri bunlar. Akılları miktarı üzerine söylediğimiz ile emrolunduk. Ve Beyazlı Bistami Kısa Süre Hazretleri bu manaya binaen buyurmuşlardı ki, bizi bidayet-i sülukta gören kamil ve muvahhid oldu ve nihayet ve kemal mertebesine usulden sonra gören nakıs ve mülhit kaldı diyor. Tekrar okuyorum onun sonunu. Bizi bidayet-i sülukta gören kamil ve muvahhid oldu. Yani sülukumuzun başında görenler bizi kamil ve tevhid ehli oldular. Yani bizim kendi sülukumuzun başında olanlar gördüler, kamil oldular diyor. Daha başta. Anlaşılıyor mu? Muhabbet oldu ve nihayet ve kemal mertebesine vusulden sonra gören, yani Beyazlı Bistami ve benzeri arkadaşlar kemale erdikten sonra, bak, mertebesinde vusulden sonra, yani hakka vasıl olduktan sonra gören nakıs ve mülhit kaldı. Yani kendi hakikatleri üzere yaşadıkları zaman onlara bakanlar
onlardan mülhit, ilhat, nakıs, noksan, din dışı kaldılar diye ifade edilmekte. Kalınır biz diyelim. Kaldılar demeyelim de kalınır diyelim. Yalnız bu hususlar oldukça ince ve Esra-i İlahiye'ye ait sahalar. Bütün Evliyaullah'ta da böyle zuhur edecek manası da değildir. Bazen de böyle zuhur ederler. Ancak çok tehlikeli bir sahadır. Şeriat Muhammediye'den ayrılmamak şarttır. Çünkü bunların hepsi Şeriat Muhammediye'nin içerisinde de vardır. Şeriat Muhammediye'nin batını velayet, zahiri nübüvvettir diyelim. Bakın. Biraz evvelki bölümde velayetten ve nübüvvetten bahsedilmişti. Şeriat-ı Muhammediye'nin zahiri nübüvvet, batını velayettir. Zahiriyle yaşamak başkadır, batını ile yaşamak başkadır. Enbiya aleyhisselamın huda harbi layıkıyla anlaşılmak için eshab-ı fetanete faydası olur ümidiyle bir veçihati hakikatin beyanını faydalı gördüm. Beyanını faydalı gördüm. Şimdi bütün bunların daha iyi anlaşılabilmesi için küçük bir malumat vermeyi de faydalı gördüm diye belirtiyor. Malum olsun ki enbiyanın Allah'a daveti davet olunan için mekirdir. Yalnız bunları çok iyi dinleyelim. Tek bir kelimeyi, cümleyi alıp da karar vermeyelim. Devamında dinleyelim. Gerek burada olan kardeşlerimiz, gerek bilgisayar başında olanlar. Çünkü yanlış bir yöne sevk olabilir kimse. Yani mevzuun tamamını dinleyerek ona göre hüküm verelim. Hüküm verelim derken kabul edelim. Bakın çok mühim, yani oldukça mühim derken gerçekten çok mühim ve bilinmesi lazım gelen irfani ilimlerden, hakikat-ı ilahiye bilgilerinden bunlar. Ehli zahir İslam'ın sureti olarak onu yaptınız, bunu yaptınız. Allah etmesin ne hallerde olduğumuz malum. Allah'a sığınırız hepsinden. Şöyle bilelim ki enbiyanın, yani peygamberan hazaratının Allah'ı daveti davet olunan için mekirdir. Davet olunan için mekirdir. Kendileri için değil. Peki nasıl oluyor? Zira Hadid suresi 57'ye 4 ayetinde Sezullah ve huve ma'küm eyne ma'küntüm mealen ve o nerede olursanız olunuz sizinle beraberdir. Kesin mi? Kesin. Neyi kesin? Gafleti kesin. Kesin kesin gafleti. Yani bu ayet-i kerimeyi okur da kişi da hala ötelerde bir Allah ararsa, işte onu bulması, bulmasının mümkün olmadığı da kesin. Ne kadar açık değil mi? Nerede olursanız olunuz sizinle beraberdir. Yine bu ayet-i kerime zati olmakla birlikte zati tarifi bir ayettir. Birileri söylüyor. Eğer desek ki ben olan Allah nerede olursanız olun sizinle ben beraberim demiyor. Dese zati olacak.
zati tarif ayetlerinden. Bak zati ayetler bölümünden ama zatin tarifi var. Ve hüve o, birisi diyor ki ve hüve ve o meaküm sizinle beraber. Ne kadar açık. Eynema siz ne yapıyorsunuz? Küntüm siz neredesiniz? Vuralıp dokma kafamıza. Siz neredesiniz? Biz neredeyiz o zaman? Biz başka bir yerlerdeyiz ki neredesiniz diye soruyor. İşte hak geldi, batıl gitti. Cahil hakka ve zehakal batıl. Onu kendimizde bulduğumuz zaman batıl gitti. Onu kendimizde bulmadığı zaman biz başımızı secdeden kaldırmasak bütün bir ömür boyu bunu idrak edemediğimizde ötelerde olan bir Allah'a ulaşmamız da mümkün olmayacağından öyle bir şey de yok zaten. Biz de sadece iyi niyetimizden bir sevap kalır elimizde. Sırtımızda da o yük olur. Allah'ın olmadığı yerde sevabı kim ne yapsın, günahı kim ne yapsın. Kusura bakmayın yani mesele derken biraz fazla gidiyor ama aslı bu, işin aslı bu. Ben söylemiyorum, büyüklerimiz yazıyorlar, izah ediyorlar. Allah'ımız da açık olarak buyuruyor bunları. Din bu din. İşte dirseğinde kuru kaldı mı, başında saç şu kadar kaldı mı, tırnağını bu kadar kestin mi? Bu dinin sosyal tarafı, fiziki tarafı. Din bu din, gönül dini, İslam dini, selam dini bu işte. İslam, selam, selamet dini bu. Ne kadar açık. Okumaya doyamaz insan. Çünkü o kadar büyük bir müjde ki, o kadar büyük bir bizler için lütuf, latif ki, latif bir lütuf ki, ve huve maküm, ya o sizinle beraber, Allah'la birlikte olmak ne demek? Eyne maküntüm ama siz nerelerdesiniz? Ayet-i kerimesinde beyan buyurulduğu üzere biz nerede olursak isek olalım, hak daima bizim ile beraberdir. Binaenaleyh hak bidayette bizde ma'dum değildir ki, yani başlangıçta hak bizden gizli değildir. Ma'dem, ma'dum, adem'de gizli de değildir ki. Biz nihayette ona davet olunalım. Nereye geldi işte? İşte davetin mekir olmasını bu yüzden söylüyor. Ve biz mevcut oldukça o bizimle beraberdir. Şu halde hakka nasıl davet oluruz? Neden davet oluruz? Gereği yok ki zaten. İşte bunun için Kur'an-ı Kerim'de Yusuf 11'e 108 Udu ilallahi, ben Allah'a çağırıyorum hitabı aynı mekirdir. Yalnız bu nefse emmarenin hilesi, başkalarına zarar vermek için kötülüğü manasında değil. İlmi manada işte hayırlı olan mekir ve hayrul makirin dediği mekir. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emri hakla ümmetine olan hitabı Allah'a basiret ve ilim üzerine davet ediniz suretinde olduğundan bu davet Allah'tan Allah'a olur. Bak, davet hayali olursa mekir hükmünde ama hakiki olursa mutlak hükmünde. Anlaşılıyor mu? Bu davet Allah'tan Allah'a olur. Binaenaleyh zevki Muhammedi üzere. Bu sadece Muhammedilerdedir. Diğer din denilen, aslında din olmayan diğer sistemlerde, diğer peygamber hazaratının hallerinde, ilimlerinde bu husus yoktur. O peygamberimize aittir ki zati zuhur makamı olduğundan.
Binaenaleyh zevki Muhammedi üzere davet asla mekir değildir. Yani bir yönüyle bakıldığı zaman mekirdir ama diğer yönden de bakıldığı zaman mekir değildir. Zira Muhammedilerin daveti Furkan'a değil Kur'an'a ve cem'edir. Diğer peygamberlerin daha henüz tevhidleri tevhid-i Muhammedi'de birleşmemiş olduğundan Furkan davetleri Furkan'adır. Orada davet olur. Furkan'da ayrılık vardır çünkü. Ama Kur'an'a ve cem'edir. Yani Kur'an zattır. Zata davettir. Onun için Nebi Aleyhisselam ala basiretin yani basiret üzere kaydıyla emrin küllisi Allah'a mahsus olduğunu yani onun şuhudundan da davet eden, davet olunan ve kendisi de davet edilen hep bir şeyden ibaret olduğu ve o şey vahidin muhtelif mertebelerinden bir takım mütekabil esma ile zahir olduğunu tembih eyledi. Yani davet kendinden kendine olduğundan bu şekliyle de mekir değildir diyor. Ama bu Muhammedi meşrep olanlara hastırdı. Bu vapta daha ziyade tafsilat arzu eden zevat-ı müstaide füsus-ül iken fas-ı nuhiyeye müracaat buyursun diyor. Şimdi bunların üzerinde daha çok durulur. Çok da güzel bir saha ama bu akşam bunu bitirelim istiyoruz artık. 5. cilti vaktimiz olduğu kadar okuyarak geçelim. Evet, bir izin yoktur ve yoksa döker idik. Sır deryasından toz koparır idik. Settar olan Hak Teala Hazretleri canibinden bir izin ve ruhsat yoktur ki keşfe şuhudumu ortaya dökeyim. Eğer ruhsat olsaydı sır deryasının kağrına açıp toz koparır, yani gizli şeyleri aşikar eder idik diye de ifade ediyor. Davut bu nesak üzere böyle söyler idi, halâikin aklı yanmış olmak istedi. Davut aleyhisselam cihet-i velayetlerinden münzel olan manayı bu minval üzere böylece söyler idi ve bu ateşin meani ve hakaiki beyan buyurmakla halkın dar olan aklı maaşlarının yanmış olmasını murat buyurdu. Bu beyanat-ı âliye her ne kadar Davut aleyhisselam lisanından ise de Cenab-ı Mevlana Radan Hazretleri bu kıssa zımnında kendilerine vesair hafız, haiz, hilafet-i ilahiye olan zevat-ı kiramın zevklerini beyan buyururlar. Şimdi onun yakasını arkasından birisi çekti ki onun birliğinde şek tutmam. Davut aleyhisselam esrar-ı ilahiyeyi ısrar ve vahdet-i mutlaka makamından bahsedip hakaikın aklı maaşlarının yanmasını isterken onun libası velayetinin yakasını hicab-ı taayyuni beşeri arkasından birisi çekip ahkam-ı nübüvvetine çekti ki o bir dayak Sübhanehu ve Teala Hazretleri olup onun birliğinde asla şekkim yoktur ve onun vahdeti vücudu gün gibi zahirdir diyor. Kendine geldi, sözü kısa kesti, dudağı bağladı ve halveti gâha azm eyledi. Şimdi biraz bir yukarıdaki beytte eğer Davut aleyhisselam kendi velayeti yönüyle bunları anlatmaya devam etmeye devam ediyordu ama onun hırkasını bir arkadan çeken oldu. Yani nübüvvetine döndürdü ki tekrar nübüvvetine döndüğünde de şeriatına geldi, şeriat hükümlerine geçti bu sefer diye onu belirtiyor. Davut aleyhisselam
velayeti mertebesinden nübüvveti mertebesine ahkamına rücu edip, yani mertebesinin hükümlerine dönüp velayetin icabatından olan sözleri kısa kesti. Yani velayet mertebesindeki görüşlerini, sözlerini burada kısa kesti ve ağzını kapadı ve halveti gâhına azmetti. Yani eski haline döndü. Burada bir mevzu baş devam ediyor. Hak olan şeyin zahir olması için Davud Aleyhisselam'ın halvete gitmesi. Kapıyı bağladı ve ondan sonra acele mihrap ve duayı müstecap tarafına gitti. Davud Aleyhisselam ayar üzerine kapıyı kapadı. İstifazayı envar ile envar için halvethaneyi esrarda oturdu. Yani nurlarından feyizlenmek için halvethane-i esrarda oturdu. Levh-i mahfuzun numunesi olan ayine-i zamirine hakayet-i mugayyebat suretleri müntabi oldu. Diğer bir günde hüküm için mesled-i hükümete istical buyurdu. Hüseyin Harezmi şerhinden tercümeymiş bu bölümde. Hak ona tamamen gösterdiğini gösterdi. İntikamın layıkı üzerine vakıf oldu. Hak Teala Hazretleri Davud Aleyhisselam'a halvet hanesinde göstereceği esrarı gösterdi ve bu gördüğü sırra binaen öküz davasında müddei ve müddean aleyhten hangisinin aleyhine hüküm olunmak suretiyle intikama layık olacağına vakıf oldu. Diğer günde bütün hasımlar geldiler. Davud peygamberin huzurunda saf vurdular. Yani o halvete girdiği zaman tekrar halvethanesinde göstereceği esrarı gösterdi. Cenab-ı Hak da ona bunu açıkladı. Ve bu gördüğü sırra binaen öküz davasında müddei, yani iddia eden öküz sahibi, müddean aleyh üzerine iddia olunan kimsenin hangisinin aleyhine hüküm olunmak suretiyle intikama layık olacağını vakıf oldu. İntikam mı demek, ah sen bunu yaptın da ben sana bunu yapayım manasına değil. Yapılan fiilden sonra gelen hükme intikam denmekte ayrıca. Diğer günde bütün hasımlar geldiler, Davud peygamberin huzurunda saf vurdular. Kezalik o maceralar tekrar gitti, müddeyi hemen teşni-i azim vurdu. Huzur Davud aleyhisselam'da fakir dua edip de öküz kendine geldiğini ve öküz sahibi de dua ile öküz fakirin malı olamayacağını yukarıda geçen tafsilat dairesinde beyan ettiler. Ve müddei olan öküz sahibi, yani iddiacı olan öküz sahibi derhal fakire azim tan ve teşni etmeye başladı. Yani öküzü kesene Davud Aleyhisselam'ın huzurunda karşı gelmeye başlamış. Zira Davud Aleyhisselam'ın hükmü kendi lehine olacağına tamamıyla kanaati var idi. Yani öküzü kesilen kimse karar lehine olacağına kani olduğundan öküzü kesene orada biraz hızlı konuşmalar yaptığını belirtiyor. Ve burada da 5. cildimiz bitti. Çok şükür sağlıkla bitirdik. Rabbimize şükrederiz. Bundan sonra inşallah 6. cüzden yolumuza devam ederiz. Böylece
vaktimiz de dolmuş olduğundan sohbetimizi burada keselim. Ömrümüz varsa haftaya çarşambaya 6. cüzden başlarız inşallah. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri gerçek manada idrak edip de yaşayan kimselerden eylesin. Hadi bakalım, bilgisayar başında bekleyen kardeşlerimize, evlatlarımıza hayırlı akşamlar diyelim. Allah rahatlık versin. Görüşmek üzere daha sonra inşallah.